Cumhurbaşkanım İstanbul Teşkilatı ile bir araya geldiniz, seçim değerlendirmesi yaptınız. Şu anda Türkiye fotoğrafını, seçime giden Türkiye fotoğrafını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye fotoğrafından öte aslında öncelikle şuna değinmek gerektiğini düşünüyorum. Malumunuz dün Rusya'da bir terör saldırısı gerçekleşti. 100'den fazla insan hayatını kaybettiği söyleniyor. Ve bölgemizde bir terörize faaliyetin uzun yıllardan beri hem kuzeyimizde hem güneyimizde hem doğumuzda yaşandığını biliyoruz. Sadece kendi ülke topraklarımızda değil, coğrafyanın tamamında bu yaşanıyor. İsrail ile Filistin'in arasındaki gerginlik ortada. Bugünlerde İsrail'in Lübnan'a ciddi anlamda bir bombalı saldırı yaptığı, oraya füzeler yolladığını biliyoruz. Suriye'nin karışıklığı ortada, Irak ortada, Libya'nın hali ortada. Yani bölgede aslında ciddi anlamda bir karmaşa söz konusu ve bütün analizcilerin, bütün dünya üzerinde bulunan uzmanların ortak görüşü, dünyanın bir yeni savaşa doğru hızla ilerlediği hususunda bir durum var. Bu durum tabii ki gelecek nesiller açısından da hem ürkütücü hem de endişe verici bir durum. Ve bunun sebebine indiğimiz zaman şunu gözlemliyoruz. Aslında bir avuç yöneticinin şahsi ihtiraslarını başka başka kılıflar adı altında ortaya koyarak, kimisi milliyetçilik, kimisi kamu güvenliği, kimisi işte doğal rezervler adı altında başkaca ülkelerle savaşmaya kalkıştığını biliyoruz, gözlemliyoruz. Bu da bu yöneticilerin aslında ihtirasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben sadece Türkiye'de değil, Türkiye ve bütün dünyada bu yönetici güruhunun yıllardan beri bütün dünyayı yöneten aynı insanların farklılaşması, değişmesi tarafında duran biriyim zaten. Siyasi yolculuğumuzu da bunun üzerine kurgulamaya çalışıyorum. Bir anlayışın değişmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü bu gidişatla gerçekten bir savaş kaçınılmaz gibi görünüyor. Ve bu gerçekten toplumların, milletlerin, halkların istediği bir durum değil. Bu halkların üzerinden spekülasyon yapan, onları başka başka sahiplerle kendi etrafında kenetleyebilen bir avuç insanın aslında ihtiraslarının sonucu. Bunu değiştirmemiz lazım. Bütün dünyada, bütün dünyanın geleceği açısından. Bu sadece ülkemiz değil, bütün dünya insanlığını ilgilendiren bir durum. Bunu Türkiye'de başlatabiliriz. Önümüzdeki seçimler bunun için büyük bir fırsat esasında. Tamam, bir yönetim değişikliğini bu seçimde hayata geçirmemiz mümkün olmayabilir. Ama yöneticilere bir dur mesajını verebiliriz. Yöneticilere bir bu kadar rahatlıkla hareket edemeyeceklerini gösterebiliriz. Ve gençlerin hem Türk siyasetinde, Türk siyasi sahnesinde, hem bütün dünya sahnesinde aktif olabileceğini bütün dünyaya da Türkiye üzerinden de gösterebiliriz. O yüzden biz teşkilatımızda yaptığımız toplantılarda da bunun üzerine sürekli bunun üzerinde duruyoruz, altını çiziyoruz. Arkadaşlarımız da bu konuda çok motiveler, saha çalışmalarına devam ediyorlar. Ülkemizden açtığımız bir aslında değişim rüzgarını bütün dünyada sergilemekten bahsediyorum. Eğer Türkiye bu noktada gerçek ve doğru bir tutum izleyebilirse önce bölgesini huzura kavuşturabilir ve bunu biz yapabiliriz. Türk gençliği olarak, Türkiye'de yeni gelen nesiller olarak bölgemizi huzura kavuşturabiliriz. Bunun arkasından bütün dünyayı huzura götürebiliriz. Çünkü biz biliyoruz ki geçmişteki savaşlar bize şunu gösterdi. Başkalarının kaynağına göz dikmiş bazı yöneticilerin ihtiraslarının ortaya çıkardığı savaşlar aslında kendi kaynaklarının, kendi imkanlarının o ülkelere yetebileceğini gösteriyordu. Ama bununla yetinmediler. Hep başkalarının mallarında, başkalarının kaynaklarında gözleri oldu. Bütün dünyaya şunu göstermek bizim asli vazifemizdir. Bütün ülkelerin, her birimizin kendi kaynağı, kendi iş gücü, kendi insan gücü kendi ülkesine yeterli olabilecek derecededir. Bunu Türkiye'den başlatmak istiyoruz. Bu seçim, bu meşaleyi yakmak için büyük bir fırsat. Bunun yanı sıra ben bütün seçmenimize şunu da söylemek istiyorum. Yerel seçim geliyor. Bu yerel seçimde evet birçok yerel bölgelerde, özellikle Anadolu'da, Taşra'da insanımızın bazı ikili diyalogları, bazı ikili ilişkileri, bazı oy sözleri, bazı bağlı olduğu mecburiyetler gerçekleşebilir ve yıllardan beri oy verdiği insanlara veya partilere oy vermeye devam etme zorunluluğu hissedebilirler. Bunu normal karşılıyorum. Aslında olmasını çok tasvip etmediğim ve istemediğim bir durum ama mutlaka bütün seçmenimize şu mesajı da vermek isterim. Gençlere, yarınlarına yapacakları yatırımlar onlara kar olarak dönecektir. Onlara getiri olarak dönecektir. Çünkü ülkeyi düşünen, ülkenin yarınlarını düşünen bir siyasi partiyiz. Biz BTP olarak ve
önlerine bu bir yerel seçim olduğu için bir fırsat pusulası geliyor aslında. Bu fırsat pusulasını ben şöyle söylüyorum. 3 tane pusula geliyor. İl belediyesi, ilçe belediyesi ve encümen listelerinin olduğu bir pusula gelecek bütün seçmenlerimize. Ve biz BTP olarak bütün pusulalarda Türkiye'nin her yerinde varız. Dolayısıyla biz mutlaka o 3 pusuladan 3'ünde de olmadı, ikisinde olmadı, mutlaka en az bir tanesinde seçmenimizin desteğini parti olarak, teşkilat mensuplarımızla birlikte istiyoruz, bekliyoruz. Dediğim gibi bütün pusulalarda var olacağız. Bütün pusulalarda ve bütün illerde ve bütün ilçelerde ve bütün beldelerde BTP logosuyla, partisiyle, adayıyla var olacak. Mutlaka en az birinde BTP'yi desteklemelerini de rica ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım.